Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada PIP üzerine konuşacağız. Genel olarak PIP'ten bahsedeceğiz ve bu şekilde bir video olacaktır. Siz de videonun yorumlar bölümünde favori MIM coin'inizin hangisi olduğunu yazmayı unutmayınız diye bu şekilde durumu açıklayayım e, fakat yani şundan da artık e, bıktım yani giriyorsun şuraya rank şey 2612 falan yani CoinMarketCap bir de şöyle söyleyeyim binansa aittir yani Coin Market CoinMarketCap giriyorsun şurada rank 2612 yazıyor mesela lunch şöyle girelim bak bir şey göstereyim lunch'a giriyorsun evet tabii şu an doğru arada bir bir bug oluyor tamam mı ve çok ciddi bir bug Burada bunu ben defalarca yakaladım. E, tabii ben şey de yapmıyorum. Yani Coin Market Cap'in içerisinde böyle internet gibi surf de etmiyorum ama giriyorsun şurada mesela rank bir anda ne alakaysa bak bilmiyorum 3000 bilmem kaç yazıyor. Bir bug var. İşte dolaşan arzı yok oluyor. Tamam da bak ben sana bir şey söyleyeyim. Onu orada öyle yaptığın zaman Küçük yatırımcı hemen onu gördüğü zaman girip onu satıyor. Ben sana söyleyeyim. Yani sen coin market capsin en büyük e, burada verileri sağlayan ve gerçekten güvenilir olarak düşünülen bir sitesin. Nitekim Binance'a aitsin. Burada niye rankı durup dururken bunun 3000 yazıyor mesela? Anlatabiliyor muyum? Kendi kendine böyle bir şey oluyor. Bu konuyla alakalı da uyarayım. Konuyla alakalı, lunjla alakalı bir şey değildir bu. Ben baştan söyleyeyim bu videonun içinde de. Yani böyle bir şey gördüğünüzde e, sitenin bir bug'ıdır. Lunjla bir alakası yoktur. E, düzeltilmesini rica ediyorum. Yahut işte pipe girdiğiniz zaman. Bak 2612 yani ufal da cebime gir. Neyi yaptıklarının farkındayım. Yani yatırımcıyı korumaya çalışıyorlar. Hala İşte şöyle böyle e, falan biz zaten anlatıyoruz Pip'in hangi konuda e, bir takım sıkıntıları olduğunu ama böyle bir koruma şekli de yok yani. Sen gerçeği verirsin, yatırımcı alır ya da almaz, bu kadar basit. Burada bunun rankını yani sanki üşenmiş de güncellememiş gibi falan böyle. Anlatabiliyor muyum? Rankı en son mesela 100 küsürlerdeydi ben size söyleyeyim. E, buradaki veriler de doğru değildir. Yani coin o kadar yükseldi alırsınız almazsınız siz kendiniz bilirsiniz ama şuradaki veri doğru değildir onu söyleyebilirim. Lunc üzerinde de benzer bir bug vardır ve bu şekilde şeydir bu biraz bilansın manipülasyondur onu da ben açık bir şekilde söyleyeyim size tamam mı? Kaldı ki Lunc'da da kimseyi tövmet altında bırakmak istemiyorum bak mekanizmanız var yarı yarıya düşürdünüz para da kazanıyorsunuz. Her bir işlemden sen buraya bunu yaptığın zaman biri de sana çıkar der ki sen galiba işlemi arttırmak istiyorsun borsanın üzerinde demek istemiyorum ama şunları yapmayın tamam mı? İnsanlar satıyor yani ben luncada dediğim gibi pip özelinde bir şey söylemiyorum ama e, bu yapılmasın rica ediyorum bunu da sizler bilin ona göre hareket edin ve bu şekilde de durumu e, açıklamak istiyorum. Son bir ayda 20 kat yükselen altcoin bir borsada da listelenecek. Tamam. Son günlerin popüler tokenlarından olan PIP geçtiğimiz ay piyasa sürülmesinden bu yana yaklaşık e, %2100'lük bir artış kaydetti. E, yani 21 katlık bir artıştan bahsediyor. Tabi e, daha ileri niye böyle yazlar bilmiyorum ama 502 milyon dolarlık bir piyasa değerine çıktı çok e, inanılmaz bir volatilitesi var. Onu söylemek lazım. O yüzden yatırımcı tabii dikkatli olmalı sermayede. Zira bir anda 550 milyon dolarlardaydı. Bak 300'lere kadar düşüyor falan. Coindesk'in haberine göre PIP'in 5 milyon doların üstünde token tutan yaklaşık 75 bin sahibi bulunuyor. Tabi ciddi bir meblağa ulaştılar. Kaldı ki ekip e, kendilerinin ana şeyinin de burada toplamda 100 bin sahip olduğunu söylemişti. Zaten yakın zamanda ulaşırlar. Çok zaman geçmez yani. PIP büyüme devam ederken borsalardan da listeleme haberi gelmeye devam ediyor. En son Huobi e, hobi vesaire listelemişti biliyorsunuz. E, bunun haricinde OKX listeledi. E, bunun üstüne çok ciddi yukarı halli gidişatlar gerçekleşti. İlk olarak dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın CEO'su CZ Dün katıldığı EMA oturumunda listelemeler hakkında yorum yapamayacağını bu sürecin içerisinde kendisinin olmadığını söyledi. Doğru e böyle açıklamaları oldu. Aynı şey içerisinde biliyorsunuz dün konuştuk Shiba'yı da bayağı bir övdü e ki haklı gerçekten. Shipcoin'in burada yeri ayrı. Bununla birlikte de Floki'de bakın e, CZ'nin yapmış olduğu bu gibi övgülerin içerisindeki maddelere uyum sağlıyor. Burada adını vermemiş olması önemli değil ya da Shiba'nınkini vermiş olması. Önemli olan bakış açısı. Söz konusu token'a olan ilginin yüksek kalması durumunda listeminin mümkün olabileceğini belirten CZ. bu ek olarak bir altcoin'in çok sayıda kullanıcısı olduğunda talep halinde ve hacmi yüksek olduğunda Binance tarafından listelendiğinde söyledi. Evet e dediğim gibi bu doğru. Mesela şu an buna Floki çok fazla uyuyor biliyorsunuz. Floki, Feth, AGIX bunlar da yapay zeka, Floki meme coindir fakat bu üçü mesela hem elde tutma oranları yüksek ben her zaman söylüyorum hem de çok ciddi bir spot'tan işlem hacmi var yani trader oranları yüksek. Aynı zamanda likidite oranları da öyle. Dolayısıyla büyük bir kar ihtimali var borsalar için. Bundan kaynaklı olarak sürekli listeleme almaya devam ediyorlar. Hep söylüyorum. E, Floki binasta görmemiz çok uzak bir gelecekte değil karnımca. PIP için Binance'dan şimdilik olumlu bir ışık gelmese de Türev borsası Bitmex'ten listeleme haberi geldi. E, Bitmex geçmişte ABD'de CFTC'nin tokadını yemişti. Şu an aynı tokadı Binance'da yemek üzere. Yarın 3 Mayıs 2023 saat diyor. Yani e, bugünden bahsediyor. E, 0400 UTC bu sabah 7 yani. Bitmex'e PIP USD ve PIP USDT olarak iki yeni kalıcı geçecek, gelecek. Her ikisi de 50x'e kadar kaldıraçlı. Evet güzel tabi e, PIP için avantajlı bir durum. E, Bitmex hala çok iyi ve e, hacmi olan bir borsadır mesela bundan sonraki gelecek olan videomuzda bitmek CEO'sunun açıklamaları üzerine olacaktır. Pip nedir? Pip son zamanlarda büyük bir popülerlik kazanan ünlü kurbağa Pip karakterinden ilham alan bir mim token'dır. Kısa sürede büyük bir yükseliş kaydeden Pip, OKX borsasında listelenmesinden hemen sonra %300'e yakın bir artış gördü. Yani 4x'lik bir hareket. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.